Yapay zekadan diyor. Nisan sonu için Doge ve Launchcoin tahminleri diye karşımıza geliyor. Buraya bir bakacağız. Ne tahmin varmış, ne yokmuş, beklenti neymiş, ne değilmiş vesaire gibisinden. Tabii üzerine durmaya ve bunlardan bahsetmeye gayret edeceğiz diye ifade edebilirim. Abone olalım tabii ki, onu da söyleyeyim. Videoyu da beğenelim aynı şekilde. İzleyen herkes bunları gerçekleştirsin. Dediğim gibi hem beğensin hem de kanala abone olsun lütfen. Tekrardan çok teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese. Ne dedik? Doge ve Launchcoin tahminleri diye karşımıza geldi. Şöyle bir bakalım. Yani Nisan için hani diye bir şey olmaz. Hani Nisan tahmini dediği boş yani. Onu şey söylemenin bile bir anlamı yok. Mesela 30 Nisan Launchcoin fiyat tahmini, Doge ya da başka bir şeyin fiyat tahmini direkt hani uzağa yani at çöpe falan değil öyle bir şey olduğu zaman. Bitcoin ve Ethereum son piyasa analizinin ardından kazançların önemli bir kısmını geri verdi. Aynen öyle. Yani önemli bir kısmı dedi. Yani ne kadar? Sonuçta 74 bini gördü Bitcoin. Şimdi 70 binde yani. O ne kadar önemli, ne kadar değil, ona da karar verin işte. Malzeme belli. Her iki kripto para da kabaca %5 düşerek piyasaya bir miktar türbülans enjekte etti. Aynen. Buradaki söylem çok doğru. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir durum var. Sürekli sarstı. Mesela Doge ve Launch. Bunlar tabii ki tamamen aynı değildir ama mesela Launch'un güçlü bir kalkışta bulunabilmesi için ne lazım? Piyasada çok ciddi bir güven ortamı ve yüksek bir trade lazım gelecektir. İşte zaten diyorum ya, Fed'in faiz indirimleri genelde bu tarz varlıkları aşırı derecede coşturacak bir iştir yani. Faiz indirimleri yaklaştıkça kripto piyasasının bu kadar canlanması da tabii ki korelasyonlu işler oluyor. Ya da hisselerin vesaire genel olarak riskli varlıkların ekonominin açılmasından kaynaklı oluyor. Dahası da olacak muhakkak. Bunu da bilmek lazım. Ama şu anki gibi zamanlarda işte bu tarz böyle zamanlamalar, vakitler, veriler eşliğinde değiştiği zaman tabii ki bu şekilde işler de oluyor. Bu geri çekilmeye rağmen genel hava ihtiyatlı bir iyimserlik taşıyor. Yatırımcılar hala potansiyel kazançlar peşinde. Ancak kripto piyasasının karakteristik oynaklığı konusunda da temkinli davranıyorlar. Bu ortamda Türk kripto yatırımcılar radarındaki Doge ve Launchcoin için yapay zekanın tahminlerine baktık diyor. Yani 30 Nisan Doge tahmini diye bir şey olmaz. 30 Nisan'da diyelim ki 40 sent oldu mesela. Ne olacak o zaman? Yani diyelim ki öyle oldu. Mesela bak şuradakilere bakın. 5 günlük fiyat tahmini 18,7 bir aylık. Bak 3 ayda 50 51 sente yakın geliyor. 6 ayda 37 sente, 1 yılda 34 sent civarlarına. Ya Allah'ını seversen yani gelecek 3 ayda yükselecek. Ondan sonraki 9 ay faizler iyice dibi görmüş falan, ekonomi canlanmış tarzında. Ama Dogecoin şey yapamıyor. Şimdi ya bunun adı fiyat tahmin değil. Bu resmen soytarılık, başka bir şey değil yani. Öyle de bir durum söz konusu. Bunlar doğru değil tabii ki. Kaldı ki fiyat tahmini neye göre yapıyorsun? İstediğin kadar tahmin et. İstediğin kadar tahminde bulun. Elon Musk çıkıp Dogecoin'i kabul ettik dediği zaman, tamam mı? Üzerine sifonu çeker yani senin sonuçta. Ya da konuştuğun lafın. Böyle bir durum var. Parametreler buna bağlı. Bu tabii ki spekülatif ve belli bir oranda manipülatif diyebileceğimiz bir olay. Ama gerçeği bu. Alınacaksa tabii buna rağmen alınacak veya alınmayacak. Dolayısıyla muhabbet budur yani. Tabii ki düzgün fiyatlamalar var bu arada. Dogecoin yukarı meyilli bir varlıktır. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim bu arada. Şey yapayım. Önümüzdeki vakitlerde çok iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Bu noktada bakınız. BTC yeni ATH'lar yapıp 6 haneli fiyatlara ilerlerken 28,7'ler 35,3 civarları var tabi. Ama dediğim gibi bunu katalize eden unsurlar
önümüzdeki yükselişlere bağlıdır. 30 Nisan diye bir şey söylemen anlamı yok. 30 Nisan'da nereden bileceğiz yani fiyatın ne olacağını? Sonuçta indirimler yaklaşıyor. BTC'nin durumu belli. Buna göre hareket edilecek. Bu kadar basit. Tahmin yapan değil, işlem yapan kazanır yani veya kaybeder. 30 Nisan için tahmin çekiyor. 30 Nisan için de hiçbir şey söylememiş mi? %81'den daha düşük performans gösteriyor. Doğrudur. Lunge şöyle bir durum var. Lunge'da zaten böyle bir doğrudur. Böyle bir durum söz konusu. Yani çoğu zaman vakitsel olarak özellikle çoğu kripto para biriminden çok daha, tamam mı, düşük faaliyet gösterecektir. Yani varlıktaki zaten normal kavramı bu şekilde. Çünkü oldukça riskli gözüken varlıklardan biri. Riskli varlık birazcık tabii çatı bir söylem oldu. Trade oranları fazla yüksek yani öyle söyleyeyim ben size. Mesela şimdi 3.012'lere düşer. Ondan sonra bu arada 3.012'ler ya şu anki fiyatlar ortalama işte düz 12'lere kadar da çekebilir. Ortalama iyidir. Güzel fiyatlardır. Piyasa ilerledikçe adamlar da tam böyle haberle desteklediği noktada fiyatların sert yükseldiğini görebilirsiniz. Yani şu dakika bunu bir vaat olarak söylemiyorum tabii ki. Bakınız şu dakika Launch coin'i 12'lerde görüp BTC'nin yükselişleriyle tak 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 koya koya 3.037.9, 3.038'lerde hatta belki ATH'larda 3.06'larda vesaire görmeniz arasında çok az zaman farkları olabilir. Bunlar yaşandı mesela ATH yapmasa da 7 kat gibi artışlar yaptı mesela önceki hareketlerde son yükselişte geç de olsa öyle. Yani geç olur ama güçlü yükselişler yapar Launch. Bir de hala tam olarak fiyatlayabilmesi açısından tam böyle en iyi zaman diliminde değil. Yani en yüksek performansını da hala daha göstermedi. Nisan'da ne olur bilmiyorum. Mayıs'ta da aynı şekilde. Ama vakit ilerledikçe iş böyle oluyor. Zaten piyasanın şeyi bu. Hani nedir o? Piyasadaki normal kavramı da zaten bu şekilde. Hani biraz daha geç açılabilen varlıklar var, daha erken açılabilen varlıklar var. Bu noktada yapacak da bir şey yok. Yine katalizörün ilerleyebilmesi için potansiyel gereklilikleri daha zor olan varlıklar var, daha kolay olan aynı şekilde varlıklar var. Bunların hepsini göze alarak yatırımcı yatırımlar yapabildiği kadar hareket edecektir. Durumlar böyle. İlerleyen videolarda da konuşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.